Başkanım, tuvaletlerimizi bakım yaptık, onarım yaptık. Peki tuvaletler herhangi bir ücrete tabi olacak mı? Yok. Burada böyle bir sistem yok. Aslında olsa ücretinden ziyade bakımı, temizliği, sağlıklı kullanım için faydalı olur ama burada öyle bir ortam da yok. Yani çıkış çok dar. İşte Aras'ta sokağına çıkıyor direkt. Bakıcının ya da ücret alan vatandaşın burada kalma imkanı yok. Zaman zaman biz bakımını, temizliğini yapacak arkadaşlarımız ama herhangi bir ücrete tabi değil. Peki başkanım, merkezdeki tuvaletlere bakım onarım yaptınız. Fakat evet, bazı mahalle camilerinin özellikle tuvaletleri de bu onarıma ihtiyacı hissediyor. Bunların bakım onarımı Diyanet'e mi ait yoksa sizin bünyenizde mi? Aslında sadece şu umumi tuvaletin dışındakilerin tamamı camilere bağlı. Yani camiler Diyanet'e, müftülüğe, oranın hocası bir manyetik alan oluşturup oralarda çözülmeli. Yetişemediği noktalarda belediye yardımcı olmalı. Ama bu merkezi alanlarda biz dışarıdan gelen misafirleri de düşünerek kendimiz tamamını yeniledik. Ama hepsine yetişme şansımız yok. Zaten çok küçük alanlar, biz her türlü malzeme, teknik yardımı yaparız. Ama oradaki din görevlisi arkadaşlarımız, müftülük bunlara el atmalı, hepsini yenilemeye başlamalı. Bizden de yardım talep etmeli. Dosyada 85 tane cami var. Hepsini biz yeniden başlayacak olursak başka işe bakmamalıyız. Onun için biz bunları yeniledik. Onlara da yardım yapmaya hazırız. Ancak dediğim gibi görevli müftülük bu işe el atmalı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.